Piyasada herkes yeni Ethereum kim olacak diye peşine düşmüşken esas olayı kaçırıyoruz. Yeni Avax, Polkadot, Luna, Solana hangisi olacak? İşte esas kazanç ve emeklilikleriniz orada yatıyor. Bu videomuzda sizlere yeni Avax, Solana olması muhtemel projeleri tanıtacağız. Ayrıca video içerisinde bir de bonus Metaverse projemiz var. Lütfen dikkatli izleyin ve hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışın diyerek hadi başlayalım. İlk projemiz Oasis Network, yani ROS projesi. İlk bilmeniz gereken Oasis Network kendi başına bir ağ ve bu konuda hiç bilmeyenler için şöyle örnekleyebiliriz. Tıpkı Ethereum ve Avax gibi kendi ağ üzerinde tüm işlemler yapılıyor ve diğer uygulamaların da kendi ağ üzerinde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Yani Matic gibi Ethereum ağ üzerinde kurulu olan katman 2 çözümlerinden değil. Piyasada en önemli sorunlardan biri olan merkeziyetsizlik, hız problemi ve ölçeklenebilirlik sorununu çözebileceğini vaat ediyor. Ama bu zaten diğer projelerden de sıkça duyduğumuz şeyler. Peki diğerlerinden Oasis'i ayıran ne? Burada bizi esas heyecanlandıran şey piyasadaki sorunlardan birine çözüm getirdikleri kısım. Bu kısma gelmeden önce kısaca projeyi inceleyelim ki daha iyi anlayıp değerini kıyaslayabilirim. Ana coin'i olan ROS toplam adeti 10 milyar adet olduğunu görüyoruz ve halihazırda da 3,5 milyar adeti piyasaya sürülmüş durumda. Bunlar zaten hepimizin hızlıca ulaşabileceği önemli bilgiler. Ağ sistemi hem Proof of Work yani Ethereum gibi hem de Proof of Stake, Avax, Solana gibi yapısı olan projede aslında hızlıca size projenin yatırımcılarından bahsetmek istiyorum. Partnerleri ve yatırımcılarıyla ekosisteme baktığımız zaman zaten ne kadar büyük oyuncuların için içinde olduğunu görebilirsiniz. Özellikle A16Z Capital ve Pantera bu alanda oldukça ön plana çıkıyor. 16Z Andreessen Horowitz'in ilk defa duymuş olanlarınız olabilir. Ama yatırım yaptığı projeleri tüm dünyada çok yakından tanıyor. Instagram'ın kurucularından olan Andreessen, Airbnb gibi, Skype gibi, Coinbase gibi birçok alanda ve OpenSea gibi, Compound, Uniswap gibi saysa bitmeyecek kripto para piyasalarında devasa yatırımları var. Bunun gibi yatırım firmaları her projeye yatırım yapmaz ve bunu sakın göz ardı etmeyin. Şimdi ilk başta söylediğimiz projenin asıl olayına geliyoruz. Burada Oasis ile ilgili bir de bonusumuz olacak ki bu kolaylıkla sizlere para kazandıracak bir bilgi. Oasis Network yani ROS Blockchain'i tokenların üzerine data yazabileceğini ve bunların transferlerini mümkün kılıyor. Hemen size bununla ilgili detayları da göstereyim. Şimdi burada bir görsel var. Burada ne yapmak istediklerini anlatmışlar kısaca. NFT çılgınlığını hepimiz biliyoruz ve yakından tanıyoruz. Bu onun da üzerinde göndereceğiniz tokenların üzerine veri ekleyerek hepsini özelleştirebilmesi olayı çok farklı noktaya getiriyor. Ve bunu gizlilik protokolleriyle desteklediği için oldukça heyecan verici. İşte bu özelliğiyle diğer tüm projelerden ayrılıyor ve farkını ortaya koyuyor. Milyonlarca dolara alıp satılan NFT'ler birçok ağda var ama bu işi ilk başlatan sistem üzerinde oldu. Ethereum'u hatırlayın. Ethereum NFT'ler sayesinde ikinci bağrını yaşıyor. Yeni Web3 dünyasında da veri transferinin Oasis çözümüyle yapıldığında bu projelerin nereye gelebileceğinin hayalini sizlere bırakıyorum. Oasis Network ile ilgili bonusumuzu da size verelim. Hemen göstereyim. CoinMarketCap'te Oasis Network ile ilgili bir earn yani öğren kazan bölümü var. Oasis Network'te 22 Mart'a kadar süren bu etkinlik var ve herkes katılabiliyor. Pusula Finans olarak her zaman olduğu gibi sizlere bu konuda kolaylığımızı yapıyoruz ve quizin cevapları şu anda ekranınızda görüyorsunuz. Siz buradan cevapları alarak ödül etkinliğine katılarak kişi başı 30 tane ROS ödülünden kazanabilirsiniz. İkinci projemiz ise Polkadot ağının en güçlü DeFi projelerinden olan Akala Network. Akala çok uzak olmayan bir geçmişte Polkadot ağı üzerinde parachain yani paralel zincirler üzerinde 33 milyon adet DOT toplayarak önemli bir ön satış gerçekleştirerek piyasaya girmişlerdi. Kısaca bu ön satış tekniğini bilgisinde şöyle biliriz. Polkadot üzerinde ön satışlar biraz farklı. Siz ağ üzerinde bir yer kiralayarak iş yapıyorsunuz ki bu 2 yıllık süreler ve orada projeler içeride ne kadar fazla kilitli kalırsa o proje o kadar uzun süre orada kalabiliyor. Yani projeler geliştirme yapmalı ve sürekli kendilerini güncellemek zorunda. Akala da geliştirmelerine devam ediyor ve bu kapsamda yeni bir etkinlik başlattılar. Staking özelliği, çoğumuzun bildiği adıyla faiz kazanma sistemi. Akala zaten Polkadot ve Kusama üzerinde çalışan oldukça önemli bir DeFi protokolü ve staking ile Aka tokenlarınızı hodl ederek yatırımcılarına önemli bir gelir kapısı açtılar. Bu da bize projenin gittikçe büyüyeceğini gösteriyor. Aka token'un yapısına baktığımız zaman da token'ın toplam arzı 1 milyar adetlik olan projede ödül dağıtımı ve DeFi sonrası üretilecek olan token'ların emisyon döneminde oldukça uzun olduğu için ve geliştirme yolu da oldukça açık ve getiri potansiyeli de yüksek olacaktır. Bu sebeple sepetlerimizi de sizlerle paylaştık. Bu arada staking ile ilgilenenler için de çok güzel bir kılavuz paylaştılar. Bunu da videonun açıklamalar kısmına bıraktım. İlgilenenler buradan detayların hepsine bakabilir. Sırada çok önemli bir güncelleme haberiyle birlikte sepetimize eklediğimiz Kava Network var.
İlk olarak haberin detaylarına bakalım. Kava ağında mevcut Kava blok zinciri Cosmos CoreChain'i olurken şu anda geliştirilmekte olan Ethereum CoreChain'in Mayıs ayında Kava 10 ağ yükseltmesiyle birlikte başlayacak. Bu yükseltmeyle her iki ortak zincir de birbirleriyle sorunsuz bir şekilde çalışacak ve geliştiricilerin diğer kullanıcılarına ve diğer varlıklarına erişimine ödün vermeden istedikleri herhangi bir ortamda oluşturmalarını olanak sağlayacak. Bu ne demek? Cosmos ağı üzerinde çalışan, farklı ağlar ile DeFi sistemi kullanan, kaldıraçlı işlemler, borç alıp verme gibi birçok işlemi yapabildiğiniz Kava'da farklı ağların desteklediği kripto paralar ile de işlem yapabiliyor olacaksınız. Bu farklı ağlardaki varlıklarınızı da burada yani Kava'da ödünç vererek, teminat göstererek buranın stabil coin'i olan USDX ile işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bakın size çok detaylı bilgiler de hemen vereyim burada. Ethereum ve Cosmos ekosisteminin toplamında 674 milyar dolarlık işlem yapıldı. Ancak şu anda geliştiriciler tek bir ağda hem geliştirme ortamlarına hem de ekosistemlerine erişim sağlayan tamamen işlevsel bir katman blok zinciri yok. Bu ekosistemi bir araya getirme fırsatı çok büyük. Endüstri takipçisi DeepRadar'a göre de Ethereum aylık 4000'den fazla aktif açık kaynak kod ekosistemi geliştiricisine ve yaklaşık olarak 1360 aktif uygulamaya sahip. Cosmos ekosistemi ise 33 aktif bölgeden oluşturmakta. Cosmos SDK'si üzerinde de 260'dan fazla proje inşa ediliyor. Ve her gün birkaç yüz bin çapraz zincir işlemi tamamlanıyor. Ve şimdi siz bu iki ekosistemi bir arada kullandığınızı düşünün. Getirilen bir geliştirme merkezi açmak ve bu bağlantıyı sağlayan proje için bir faaliyet dalgası yaratacak. Ayrıca Ethereum ve Cosmos için değer yaratan fırsatlara ve daha fazla maruz kalmayı sağlayarak herkes için daha büyük bir pastaya dönüşüyor. Kava'nın nihai hedefi ise herkesin DeFi'yi olmak, yani bu alanda en önde olmak. Ethereum sonrasında farklı ağlarla da entegrasyonu geliştirdikçe çok daha iyi seviyelere gelecektir. Hızlıca CoinMarketCap verilerine baktığım zaman şu an 155 milyon adet Kava token'un piyasada dolaştığını, bu tarz farklı ağlarla birlikte işlem yapılan DeFi projeleri oldukça ön plana çıkacak ve siz de bu masada yerinizi almayı unutmayın. Evet, sıra geldi son projemize. Lunaverse, Metaverse, GameFi ve Terra Luna ağının bir araya gelmesi. Son dönemde aldığı yatırımlarla birlikte büyük ses getiren Terra Luna ağındaki en popüler projelerden biri. Bu projeyle ilgili olarak şunu söylemek lazım. Lunaverse hem Metaverse hem GameFi, yani oyuna kazan sistemini birleştiriyor. Biliyorsunuz ki Metaverse ve oyun endüstrisi şu andaki en büyük trendler ve onları bir arada hem Terra ağında ilk yapan proje olmak çok önemli ve bu sebeple çok yeni olmasına rağmen Lunaverse projesini sepetimizde sizlerle paylaşmak istedik ki henüz daha yeniyken ve token fiyatı uçmamışken ucuza yatırım yapma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Lunaverse hiç zaman kaybetmeden kendi sistemi üzerinde stake programı başlattı. Bu sayede de token alıp hodl ederken bir yandan da tokenlarınızı arttırabilirsiniz. Terra Station cüzdan sahibi olmak ve işlem yapmak aslında çok kolay. Lütfen bu işlemleri gözünüzde korkutmayın. Hem mobil hem de web arayüzü ve Terra cüzdan kullanımı ile ilgili anlattığımız videoyu da sağ üstte bıraktık. Siz de çok basit şekilde cüzdanı kurabilirsiniz. Bu saydığımız projelerin hepsini Gate gibi borsalardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Eğer Gate.io borsası ile ilgili komisyon indirimli linki de istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmına bıraktık. Oradan üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bitirirken geçen videomuzda sizlere söylediğimiz ödül etkinliğinin çekilişini hadi yapalım. Şimdi baktığım zaman doğru cevaplar içerisinden evet seçiyorum. Meral Hanım'a biz ödül etkinliğinde kendisi bizlere Twitter ya da Telegram'da ulaşırsa kendisine ödülünü ileteceğiz. Bu video için de ödül etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Twitter'da sabitlenmiş mesajdaki görevleri yapanlar arasından ödülümüzü dağıtacağız. Hadi siz de bu etkinliğimize katılın. Bizlere destek olmak için de videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto dünyasındaki tüm gelişmeler için de bizi Twitter ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.